Merhaba, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gül tohumu çimlendirme deneyimimi anlatacağım. Güller bilirsiniz ki daha çok çelikleme yöntemiyle yetiştiriliyor. Çünkü yoksa aşılama işlemi falan gerektiriyor. Ama ben beyaz gül, şu anda ekranda gördüğünüz beyaz gülün tohum kesesine denk geldim. Daha önceki videolarımdan da biliyorsunuz ki ben tohum çimlendirmeyi çok meraklıyım. Yine böyle bir şansı yakalamışken değerlendirmek istedim. O yüzden bunu da farklı zamanlarda videoları çekerek sizinle de paylaşmak istedim. Şu anda gördüğünüz kokulu beyaz gül birçok bahçede, balkonda çok kolay yetiştirilebilecek güllerden. Gülün çiçekleri olgunlaştıktan sonra bu şekilde tohum kesesi yapıyor. Bakın bu beyaz tarafı çiçeğin kuruduktan sonraki hali. Onu kopartıyorum. Sonra bu şekilde bir kesesi oluşuyor. Kuş burnundan da bilebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kuş burnu da doğal olarak yetişen güllerdendir. Onların tohum keseleri de. Şu şekilde içerisinde bakın tane tane tohumları var. Tabii ben bunu gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü benim için bulunmaz bir fırsat bu. Hemen bir tane keseyi kopartıp denemek için yola çıktım. Bunu da farklı zamanlarda videoladım, fotoğrafladım. Sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde bir pet şişenin altını deldim ve güzel bir toprak yerleştirdim içine. Çok fazla koymadım. Tohumların çimlenmesiydi sadece önemli olan benim için. Bakın tohumları tenleyip böyle tane tane ayırıp onları toprağın üzerine hafifçe atıyorum. Daha sonra onları bir karıştırma aracıyla, ben makas geçti o anda elime, makasla karıştırdım. Bu şekilde karıştırıp toprakla karışmasını sağladım. Daha sonra onu hafif suladım. Toprağı nemlendirdim yani. Ve üzerini streç filmle kapladım. Çünkü amacım sera ortamı yaratıp daha çabuk çimlenmelerini sağlamaktı. Tohumları Kasım sonu gibi ekmiştim. Aradan bir iki ay geçti. Yani Şubat başı gibi, Ocak ayı sonu gibi şu anda videomu çekmiştim. Bakın bir tane gül fidem canlanmış. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Normalde bir tane daha hafif bir yeşeren fidem vardı. Fakat o daha sonra kurudu. Ben bir tanesini canlandırabilmişim. Bu benim için inanılmaz bir şey. Çünkü amacım yani bir tane bile olsa tohum çimlendirmekti. Attığım o kadar tohumdan bir tanesi bu şekilde canlanmış. Gördüğüm kadarıyla aşısız bir gül fidesi değil. Çünkü normalde tohumdan çıkan gül fideleri genelde aşısız gül olarak, yani delice gül olarak geçer. Ama benim şu anda büyük ihtimalle gördüğüm yaprakların formundan anladığım kadarıyla beyaz gül fidesi elde ettim. Tabii bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama normalde o delice fidelerin yaprak formları daha minik, daha ince, yani birçok yönden farklılık taşıyor. Ama ben umut etmek istiyorum, çok istiyorum hatta. Bu beyaz kokulu gülün fidesini elde etmiş olayım. Üzerinde gördüğünüz streç genelde kapalı duruyor. Pencerenin yan tarafına koyup yarı güneşli bir ortamda tutuyorum. Ara ara havalandırıyorum. Ve 4 ay sonra benim güzelliğim yavaş yavaş kabına sığmamaya başladı. Yaprakları gelişti, kökleri gelişti ve bulunduğu kabın artık dışına çıkmaya başladı. Gayet güzel bir formda şu anda. Artık 5. ayı gördüğümüzde ise yapraklar tamamen dışarıda ve çok güzel bir gelişim göstermekte. Bunu sizlerle paylaşmamdaki amaç, belki sizler de denersiniz, belki çok sevdiğiniz bir gülünüz vardır, tohum kesesi oluşturmuştur. Bunu deneyebilirsiniz. Bu şekilde de olabiliyormuş. Normalde doğası gereği güller tohumlarını döktüğünde dibinden de çıkar. Ya da işte çelikleme yöntemiyle de köklendirebilirsiniz gülünüzü, ama denemek isteyenler varsa diye ben de deneyimimi anlattım size bu videomda. Böyle güzel bir fide elde ettim. Tabii böyle bir çiçeği büyütmenin böyle bir aşamadan geçtikten sonra hazzı anlatılamaz. Cidden tohumdan yetiştirilen çiçekler daha bir kıymetli oluyor. Ben de size bu şekilde bir paylaşım yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve bana destek olmak isterseniz lütfen abone olun. Bana da bir katkınız olsun. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda dile getirin. Birlikte bir konuşalım. Toprağa attığımız her tohum sevgiyle bu şekilde büyüsün. Teşekkürler.
Sağlıkla kalın, mutlu kalın.